Arkadaşlar merhabalar yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası Mantele markasının bir güncelleme videosu olacak. Çünkü daha önce bir videosunu çekmiştik. Ee, normalde ben daha önceden bir story paylaşmıştım. Bu şu anki almış olduğum tütünlerle benim o ilk videodaki çektiğim tütünler arasında dünya kadar fark var. Ondan sonra bunu da zaten videoda dile getirmiştim. Şimdiki tütünler çok kuru. Ondan sonra e, kuru olmakla birlikte aromasal yönden zayıf. Ondan sonra zayıflığıyla da birlikte hissiyatının hafif olduğunu zaten ilk videolarda da bahsetmiştim. Ama adamlar bir tane aroma hakikaten çok güzel yapmışlardı. Aroması için alacağımı söylemiştim. O da strawberry, çilek ondan sonra şuradaki görmüş olduğunuz ürünü ondan sonra ee, temin etmiştim yine be, ilk videoda beğenmiştim ondan sonra denemiştim beğenmiştim ve görmüş olduğunuz gibi yine 900 TL karşılığında 3 tane ürünümüzü satın alma işlemini gerçekleştirdim lakin eve geldim kesinlikle e, tütünleri beğenmedim ve tütünlerin ilk o benim sizlere videodaki anlattığım versiyon ile yaprakların birazcık daha ince taneli olup e, must kıvamında ondan sonra olan marka gitmiş yerine böyle sanki Blunt Bütütü'nün markasının yaprakları e, konulmuş tarzda şöyle bir tane fotoğraf çektim bilmiyorum oradan detaylı çıkar mı da hafiften böyle sanki siyahlaştırılmış yani kötü bir ürün olmuş hiçbir şekilde e, keyif veren bir ürün değil. Önceden bize çilek hakikaten güzeldi. İlk o çilek aromalarını tadını bulmuştum ben bu çilekte. Demiştim başarılı. Ondan sonra güzel bir çilek yapmışlar. Evet hafif ama aromatik yönlerine gayet beni doyuruyordu. Güzel bir aroması vardı çileğin ve çok övmüştüm. Lakin evime geldim aldım. Ondan sonra tütünleri açtım ve beğenmedim. Ve ben bununla alakalı başka bir video çekerken aradan böyle bir e, kısa bir kesit olarak paylaşım yaptım. Ve o paylaşımı kesip Instagram'da paylaştım. Instagram'da paylaştıktan sonra da benimle birlikte aynı düşüncede olan birçok kardeşimizin olduğunu gördüm. İkinci bir paylaşımda da o kardeşlerimizin ismini vermeden e, aralarında da tabii daha kibar yorumları seçerek ekran görüntülerle hem o yorumları paylaştım en sonunda da kendim ee, bir yazı paylaşarak bu konuyla alakalı mi dile getirdim. Konuyu kapatmıştım ve bununla alakalı da e, video çekmeyecektim hatta. Biraz belli bir süre daha geçmesini bekliyordum. Birazcık daha geri dönüşleri bekliyordum. Derken ondan sonra bugün Nargile Atölyesi 34 Veysel Bey'in kanalındaki e, bir mantara videosunu izledim. Bu arada gerçekten güzel hazırlanmış bir video. Bizim gibi biraz daha böyle amatör değil de. İşte böyle arkalar falan siyah. Duman performansını net bir şekilde görebileceğiniz. Ondan sonra işte adam klonometreyi basmış orada içiyor. Ee, sizlere dakika dakika bir şeyler anlatmaya çalışmış. Dedikleri şey doğrudur, yanlıştır. Hiç önemli değil. Kendi düşüncelerini aktarmış. Kendisine göre doğru olan şeyleri iyisiyle kötüsüyle söylemeye çalışmış. Sohbet detayında de bence nacizane güzel de bir video olmuş. Ve videonun altında da e, yine birçok kardeşimiz hem benim dediklerimle hem de Veysel'in dedikleriyle de e, örtüşmüş yazılan yorumlarda. Hani videonun merak edenler Nargile Atölyüsü 34 Veysel Bey'in kanalına girip o alttaki mantıren yorumlarına da bakabilir. Ama e, bazı yine ondan sonra fabrika personellerinin paylaşımlarını da ben orada e, gördüm ondan sonra işte yine bu markanın öncülüğünü yapan ki ben bu farkın markanın argesindeki çalışan kardeşimiz de ondan sonra kendisine de daha önce sohbetlerim olmuştu yani onun da e, severim gerçekten iyi bir insandır ama nedense fabrikanın günün yüzündeki olan e, haberleriyle alakalı olan etkileşimlerdeki bulunan kişiler maalesef feedbacklere yeterli derecede önem verdiğini düşünmediğimden kaynaklı bu konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Ben arkadaşlar yaklaşık 15 yıldır nargile içiyorum. Bunun da hiçbir önemi yok. Ama bir şeyden ben anlarım. İyi bir nargile tütününü lüleye koyduğun zaman sana keyif veriyor mu vermiyor mu? Gırtlağını mutlu ediyor mu etmiyor mu? Zaten mutlu ediyorsa arkadaşlar bir daha para verip satın alıp alabilirsiniz derin etmiyorsa e da arkadaşlar bir daha para verip satın almayındır. Ve bununla da alakalı yapmış olduğum yorum kimseyi alakalar etmez. Ben bir farklı bir fabrika çalışanı olmamakla birlikte kendim burada bir müşteriyim. Ve müşteri neticesinde ben bir şeye para verip satın aldıktan sonra bunu ya beğenirim ya da beğenmem ya da orta halli olmuş derim. Yani oradaki düşünce tamamen benimdir. Doğrusuyla yanlışıyla. Ama şunu görüyorum ki yapmış olduğumuz paylaşımların neticesinde de benimle birlikte aynı düşünceye sahip olan birçok kişi ondan sonra var. Bununla da alakalı e, fabrikanın feedbackleri, geri dönüşlerini detaylı bir şekilde inceleyip yani zaten bunu artık feedbacklik bir durumu da kalmamış. Görünen köy buz istemez. Yani tütün gerçekten kötü. Yapraklar kurumuş, birazcık daha irileşmiş, Aromatik yönden de zayıf Benim ilk videodaki çektiğim e, Tütünlerle bunun arasında Dünyalar kadar fark var Ve ben de bu konuyla alakalı Eğer yeni bir güncelleme gelene kadar arkadaşlar belli bir süre kesinlikle mantara alınmasından yana değilim Aa, Bu saatten sonra Güncelleme gelse dünyanın en iyi tütünü de olsa alırken 5 kere düşündüm neden paketi zaten 300 lira 3 tane aromasını alsam 900 TL para arkadaşlar para kolay kazanılmıyor Yani benim de amacım zaten bu. Arkadaşlar ben memnun kalmadıysam bununla alakalı da benim 2000 kişilik bir nargile kanalım var YouTube'da. Sizlere bunu aktarırım. Bunda 300 tanesi zaten kemik insandır. Alır ya da almaz. Kendi takdirlerdir. Ama bugüne kadar ee, çok da yanıldığım olmamıştır. Hatta bazı fabrikaların mesela size bununla alakalı geçmişten örnekler de verebilirim. Mesela daimin brownie aroması. Bir gönderdiler paketleri millete. Ondan sonra fabrikadan belki çok güzel ürünlerdir. Ondan sonra millet nasıl böyle bir şey yok müthiş. Ondan sonra gittik buraya geldi. Bayi ürün geldi daim. Ondan sonra ulan tütünü bir aldık. Tütün gerçekten başarısız. Yani hiç milletin övdüğü gibi bir tütün değil. Ondan sonra video çektik. Bununla alakalı fabrikadaki işte yetkili Arkadaşlar da ondan sonra konuştuk, görüştük falan derken fabrika tütünleri toplattı. Üretimde bir yanlışlık olmuş. Sonradan düzeldi. Daha farklı örnekler de verebilirim. Mesela Tumbaki'den e, Dejavu aroması. Ondan sonra Dejav aroması. Nedir içeriği? Ondan sonra kavun vanilya ferahlık. Ondan sonra e, ee, Ulan bir içiyoruz içiyoruz tütün. Tütün bildiğin diş macunu tadı geliyor tütünden. Dedim arkadaşlar signal içmek istiyorsanız bunu alın. Bir güzel de bir video çekmiştim. Daha sonrasında yine millet tabi böyle övüyor bu arada tütünleri. Hani baya bir övenler var. Derken ben bu arada eleştiriler de yorumlar altında eleştiriler altındayım hep. Her zamanki olduğu gibi. Daha sonrasında ee, fabrikadaki yine yetkili arkadaş kendisine buradan selam olsun. Ondan sonra dedi ki abi tütün güncellemeye girdi. Bu sefer tütün bence güzel olduğunu düşünüyorum. İlk sana göndereceğim. Bu sefer diş bağcılığı değil dedi. İki buze de telefonuna kalktı attık. Sonra tütün geldi. İçtim. Aa, hakikaten güzel olmuş. Kavun, vanilya, peralık. Kavun ve vanilya tadı da çok güzel geliyor. Hakikaten. O zamanlar da bize diyorlardı. Dolum tekniği nasıl? İşte delikli de içme. Bilmem ne falan. Böyle o bilgiler. Ya kardeşim adam delikli de nargile içmek istiyorsa içer. Yani önceki videoda delikli de nargile içtiğim zamanki almış olduğum o ee, kavun ve vanilyanın çok çok az gelip de onun sonra o diş macunu gibi tadını yine aynı öyle değişti. Bu sefer tadı nasıl daha güzel geliyor? İşte fabrika feedback'e orada geri dönüşe önem verdiğinden kaynaklı sana bir e, güzel bir çalışma yapıyor. Benim için bu önemli bir şeydir. Fabi bir fabrikanın kendi hatasını kabul edip biz bunun gibi daha kaç tane tütün söyledin de ben sadece dikkate anılanlarla alakalı olanlardan size çok kısa bir anekdot geçmek istedim. Yani bir adam bir tütünü beğenmeyebilir. Ondan sonra neymiş? Dolum tekniğiymiş. Sizin o dolum tekniğinizi İstanbul'a getirdiniz. Master personelleri zaten çok iyi verdi. 3000 TL karşılığında. Ondan sonra çocukların böyle götlerine çanta şapkaları takıp gönderdiniz. Ondan sonra ya arkadaşlar bunları geçelim. Biz Türk olarak gerçekten nargile sporunu iyi bilen bir milletiz. Kimsenin de bize bir şey öğretmeye ihtiyacımız yok. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar bizden öğrensinler. Biz şu anda coğrafyamızdan kaynaklı dünyadaki nargile sektörüyle alakalı en kral coğrafyada yaşıyoruz. Hem o taraftakileri alabiliyoruz hem yukarı taraftakileri, batı taraftakileri. Bu gerçekten çok büyük bir lüksü. Biz bütün tütün çeşitlerini biliyoruz. Oradaki adamlar belki birçoğunu bilmiyor. Eskiden satıyorlardı bazen web sitelerinde ama... Ha... Amerika'ya diyecek lafım yok. Gerçekten. Ama şöyle bir durum söz konusu. Biz de gerçekten çok şanslıyız. Hani... E, Türkiye olarak. Çok iyi bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunların da çok bir önemi yok. Bir tane marka var. Bir ürün çıkartmış. Buna kardeşim para verip alırsın. Beğendiysen beğendim dersin. Beğenmediysen zaten kötüdür. Ama... Bununla alakalı e, kusura bakmayın. Bizler sizin direkt çevrenizdeki e, fabrika askerleri gibi ondan sonra yorum yapacak insanlar değiliz. Zaten benim bütün tütünlerimin %99'unun para vererek satın alma sebebim o. Yani hani adamlar zaten sana tütün göndeririz ama sen otomatikman video 1-0 yenik başlıyorsun. Neden? Hediye gelmiş çünkü o Anlatabiliyor muyum? Çünkü o tütüne sen gömdüğün zaman mahcup olma durumun var. Benim hiçbir mahcubiyetim yok. 900 TL ben para vermişim. Anlatabiliyor muyum? Yani e, tutup da... Ben hep bu yüzden zaten bütün tütünlerime para vererek çekiyorum. Bu konuda zaten çok hassasım. İkinci hassas olduğum konu... Bu tarz yurt dışı tütünleriyle... arasındaki tat farklılıklarıydı. Ama artık bandırüllüler malum fiyatları çok arttığı için... Zaten artık ben de almakla, e, hep, onunla, yurt dışı tütünü almakla... Kendimi hep... Yurt dışı tütünlerini yönlendiriyorum. Yani ben... E, gerçekten anlayamıyorum. Yani kardeşim bir üründe bir sıkıntı varsa ürün kötüsü bir kere de bunu kabul edin ya. Bir kere de bunu kabul edin. Yani bunun dolum tekniğini bilmenizle bilmem neyle alakalı bir falan ya bunu tıraş meseleleri geç. Adama diyoruz ya koki çok kötü olmuş. E sen diyor ki hayatında kaç kere koki içtin? Işte? Hangi markaların kokisini Neydi ondan sonra bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir tane gidiyorsunuz fabrikadan ya da işte showroom'dan Peugeot araba alıyorsun. Abi arabaya biniyorsun. Lan arabayı hiç beğenmiyorsun. Lan ne boktan yapmışlar arabayı. Çok kötü. Sonra Peugeot'un personeli diyor ki. Sen hayatında kaç kere arabaya bindin? Hangi markanın arabasında bindin? Komik bir durum. Anlatabiliyor muyum? O müşterinin başka bir arabaya binip binmesi önemli yok. Senin arabanın beğenmemiş. Durum bu kadar basit. Ya da senin tütününü beğenmemiş. Durum bu kadar basit. Yani ee, bu konuyla da alakalı. Yani ben hayret ediyorum gerçekten. O kadar video çeken adamlar var. İşte storyler paylaşan adamlar var. Yani bakıyorum son zamanlarda storylere. Bir tane adam bile bu tütünün artık ilk çıkan versiyonlarla aynı olmadığını söylemiyor. Esnaflara bir şey demiyorum. Belki ilk e, aldıkları yüklü bir atıyorum. Belki bir ton almıştır adam. Belki hala aynı ürünü satıyordur. Güzeldir. Ona bir şey diyemem. Ama yani e, üründe çok ciddi bir gene kesinlikle bir farklılık var. Bunu da ben demiyorum ha. Yine sizler diyorsun. Hani yorumların mesela Veysel'in YouTube'undaki videoların altı yorumlar ya da benim Instagram'a gelen e, DM kutusundaki yorumlar. Yani ben hakikaten anlayamıyorum. Yani e, bakın ürünün kötü çıkmasına, paramın boşa gitmesine bunlardan yana üzülmüyorum. Bir daha almam koy götüne gitsin de. Hiç sıkıntı yok. Ama bu ürünü bana savunmaya çalışırsan eğer işte o zaman ben de bu tarz, e, dilime gelenleri söylemekte çekim var. Yani çünkü ben sizlerin o İstanbul'daki tezgah sahibi ürün sattığınız abileriniz değilim. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, sizlerin sürekli o fabrikalarını haşmetli stoklar çekerek e, kalkındıran ismini burada veremiyorum. O e, yüce güzel esnafımız değilim. Anlatabiliyor muyum? Hani ne olursa o çıkan hemen ilk çıkan ürünü hemen gidip ona abi işte sana hemen şunları şunları yazıp diye ürün sattığınız esnafınız da değil. Ben bir müşteriyim. Bana tutup da e, bu ürünlerle alakalı fabrika olarak yapabileceğin diyebileceğin yorumlarıma neticesinde diyebileceğin tek şey şu. Abi biz tekrardan bu ürünlere e, çalışalım. Bir bakalım. Ondan sonra ona göre bir eğer güncellenmesi gereken bir yer varsa güncelleyelim. Onunla su yapılacak bir çalışma varsa bunun canı mı iyi? Hiç sıkıntı yok. Ama sen bana ürünü savunmaya devam edersen işte o zaman benimle dalga geçmiş oluyorsun. O yorumları yazan insanlarla dalga geçmiş oluyorsun. Bana Instagram'da DM kutusundan o mesaj atan insanlarla dalga geçmiş olsun. Artık insanlar bu kadar bu sektörle alakalı bilgisiz değil. Master Pinkman'i tünelle de, de içiyorsun patadı pöfür pöfür geliyor. Delikte de, de içiyorsun pöfür pöfür geliyor. Ayarı veriyorsun pöfür pöfür geliyor. E niye seninkinde gelmiyor abi? Niye dolum tekliğin yanlış? <laughs> yani var ya hakikaten komik durumlar. Ee, yani ben bu konuyla alakalı aslında daha çok diyeceğim şeyler var da. Ondan sonra şimdi işte VS'nin kanalındaki YouTube videosunu izledikten sonra alttaki onun sonra yorumları gördüm. Ben de bununla alakalı video çekeyim. Ve bu videoyla da alakalı kimse bana ulaşmasın abi. Bakın size buradan şey söyleyeyim. Kimse bana ulaşmasın. Bana mesaj daha yazmasın. Bakın sizden rica ediyorum. Eğer güncellenecek bir şeyiniz varsa yaparsınız. Belki ben 3 ay 4 ay sonra yine bütçem Allah'a şükür el verirse. Belki gider bir çilerinize bir tane bir kere daha bir şans verip içmek isterim. Ama gerçekten şu ürünlere yazık. İnsanlar bu ürünlere para verip oluyor ve ürünleriniz gerçekten pahalı. 900 lira. Gerçekten. Yani ee, dediğim gibi daha aslında denecek çok şey var. Ondan sonra şimdilik bekleme durumunda kalıyorum. Normalde bu videoyu dahi çekmeyecektim. Çünkü bir etkinlik yapılacak. E, güzel şeyler bunlar. İşte Tüm Türkiye çapında oraya gidenler olacak. Bir şeyler paylaşılacak. Ondan sonra bunların nargile sektöründe güzel olan şeyler. Hani ben o etkinlikten sonra esasında e, bu tarz bir video çekmek istiyordum. Belki bir üretim hatası olmuştur. Bir şey olmuştur diye. Bununla alakalı kendimi e, duraklatıyordum. Lakin yazılan yorumları gördükten sonra duraklatmamam gerektiği konusunda bir aksiyon almak istedim. Arkadaşlar bizi bilen bilir. Beni tanıyanlar tanır. Ben sözümü hiçbir zaman esirgemem. Bunda yok emekmiş, yok bilmem neymiş falan. Bana bu muhabbetleri de yapmayın. Bu trash muhabbetleri geçin. Tamam mı? Ben de emek veriyorum, para kazanıyorum ve paramın karşılığında senden bir hizmet satın alıyorum. Ben bu hizmeti sırf sen o hizmete emek verdin diye beğenmek zorunda değilim. Ve o hizmeti beğenmediğim zaman da bunu istediğin gibi açık yüreklilikle söyleyebilirim. Zaten benim gibi amatör ya da profesyonel olan insanlar bu işi keşke dürüst bir şekilde yapsalar da fabrikalar daha böyle oturaklı aksiyonlar olarak daha güzel ürünler çıkartsalar. Sen şimdi bu ürünlerle alakalı sıkıntıyı söylemeyip ee, tezgahlarındaki o Rus hepsini çıkartıp yerlerine 199 mantara koyup satıyorsan eğer. E adamlar da bizde bir sıkıntı yok derler tabi. Anlatabiliyor muyum yani tutup da sen. Bu işin eğer öncüsü olan bir insansan, eğer bu işte bu sporu yapıyorsan, ben en iyisiyim diyorsan, en profesyonelim diyorsan o ilk mantaradaki piyasaya giren ürünlerle bu ürünler arasındaki farklılığı yürekle bir şekilde söyleyeceksin. Ulu orta söylemene belki gerek yok çünkü bu işlerden ekmek yiyen insanlarsınız hepiniz. Ama onu yapan kişinin gideceksin, kulağına fısıldayacaksın. Bu ürünlerde sıkıntı var, bunu düzeltelim. Biz de bu ürünü, zaten sen onu yaptıktan sonra zaten bu adamlar bu ürünü zaten çıkartmaz. Biz de kötü videolar çekmemiş oluruz. Yani ben gerçekten bir fabrika bir ürün çıkarttıktan sonra ona ben de üzülüyorum yani bu arada arkadaşlar. Hani ben kötü bir video çekim mücadele veren bir insan değilim. Ben de bu ürünlere para verip alıyorum. Yani şu an ben bu tütünleri nasıl içeceğim bilmiyorum muhtemelen. Bir tanesini Tiyatı Kafe Aliana. ondan sonra bir iki tanesini farklı bir arkadaşları hediye edeceğim dedim. E ne oldu? Ben içemedim. Yani bunlar da e, üzücü şeyler. Keşke iyi çıksa diyorum ben de övsem. Pöfür pöfür param çöpe gitmesi. Ya bunun gibi daha çok bir durum var. Daha bu sektörle alakalı söylemem gereken. Yani ayıp yani insanlar ondan sonra ayıp olan konu şu. Bu tütünü çıkartmak belki hadi gözünden kaçmıştır. İnsanlık hatasıdır. Zannetmiyorum da Ondan sonra zannetmiyorum da. Hadi onu anlaştık hocam. Ya da aynı aroma firmasında aromaları bulamadın. Ya da yaprak bulamadın vesaire filan. Hepimiz fabrika personeliyiz burada. Sıkıntı yok. Ama bir insanların da senin çıkartmış olduğun bu ürününü beğenmediğini sana söyledikleri zaman sen de onlara saygı duyacaksın. Kendi yandaş çevrendeki insanların böyle e, seni böyle şimdi şeyi yukarı kaldırma yani var ya bu videoyu aileler de izlediği için böyle evli çiftler falan da izliyor. Kelimelerime dikkat etmeye çalışıyorum. Yani senin bir yerlerini kaldıran insanlara ondan sonra düşüncelerine tamah etmeyeceksin. Tamam mı? Halkın düşüncelerine önem vereceksin. Senin bu tütünde para verip içen insanların düşüncelerine önem vereceksin. O yorumları yazan insanlar. Acaba bu insanlar bu yorumu neden yazıyor? Bir değil, iki değil, üç değil. Neden? Benim aldığım yere sordum, abi o sıkıntı hep birkaç kişi daha söyle diyor. Daha yeni yeni patlak vermeye başladı burada, onu da söyleyeyim. Daha yeni yeni patlak vermeye başladı. Yani inşallah kendilerini düzeltirler ondan sonra. Kendilerini gereksiz bir savunma yapmak yerine, feedbacklere önem verip güzel bir çalışma gerçekleştirirler. Ama benden size sizden tek ricam şu, bana feedback geri dönüşleriniz yapılsa bile güncellense de bana ürün göndermeyin. Ben kimsenin ürününü istemiyorum abi. Şu şu ben esnaf abi yeni fabrikadan çıktı gönderdim. Şu esnafta var. Ben 300 lira daha verdim. Benim için sıkıntı değil. Yeter ki senin ürünün güzel çıksın. Biz de burada güzel şeyler söyleyelim. Arkadaşlar başınızı ağrıttım. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.